Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün şöyle bir konuya bakacağız arkadaşlar. Geçen gün bana bir mail geldi ve mailde şöyle bir şey yazmış gönderen arkadaş. Demiş ki abi bana bir kısa mail geldi bankamdan. Fakat hani emin olamıyorum. Nasıl emin olabilirim bu kısa? Daha doğrusu arkadaşlar bir link varmış mailin içerisinde. Yalnız link kısaltılmış bir link. Dolayısıyla o arkadaş da uyanıklık yapıp tıklamadan önce bana sordu. Ben de kısaca şöyle bir cevap verdim. Hani dostum tıklamadan önce ben sana bir site önereyim. O site üzerinden linki kontrol et. Eğer gerçekten bankandan geldiyse tıklayabilirsin diye. Her neyse, şimdi uzatmadan arkadaşlar bugünkü konumuzu anlamışsınızdır. Kısaltılmış URL'leri, yani bağlantıları arkadaşlar, linkleri nasıl kontrol edebiliriz ve genişletilmiş halini linki tıklamadan önce görebiliriz. Buna bakacağız. Konuyu uzatmadan hemen başlayalım. Kullanacağımız site arkadaşlar expandurl.net sitesi. Güvenli bir site arkadaşlar. Zaten sadece bu siteyi bir URL'yi kontrol etmek için kullanacağız ve pardon, bu URL'yi açmak için expand diyeceğiz. Şimdi ben bir URL bulacağım kendi kanalımdan. Mesela daha önce size verdiğim URL'ler var benim. Kısaltıyorum arkadaşlar bu URL'leri çünkü uzun hali hem çok yer kaplıyor hem de çirkin gözüküyor. Şimdi nerede vermiştim? Mesela şu videoda olabilir. Evet, bakın mesela arkadaşlar site linki demişim. Bir bit.ly ile kısalttığım bir link. Şimdi bunu buradan kopyalıyorum. Bunu kapatalım hatta. Şimdi normalde o videoda arkadaşlar TouchVPN sitesini yönlendirmem gerekiyor. Şimdi bunu buraya yapıştırıyorum. Ve buradan expand URL diyorum. Şimdi bakın. Diyor ki TouchVPN sitesine bakın, uzun hali de gördüğünüz gibi HTTPS, yani sonunda da S var. Aman geri yapalım. Önünde de S var zaten. Güvenli TouchVPN.net'e yönlendiriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar aşağı doğru indiğiniz zaman bakın Google Safe Browsing diyor. Yani Google güvenlik taramasından okey almış. Yani diyor ki bu link, gözüken bu link güvenlidir diyor gördüğünüz gibi. To be safe demiş. Böylece arkadaşlar o linkin güvenli olduğunu anlamış oldunuz. Bu şekilde gelen özellikle arkadaşlar dolandırıcılık amaçlı, phishing amaçlı size mailler gelebilir. Atıyorlar çünkü dolandırıcılar. Hani bu mailleri kontrol edebilirsiniz açmadan önce. Yani tıklamadan önce mutlaka bu siteye girin. Şuradan expand URL deyin arkadaşlar ve bakın uzun hali nedir ve burada okey almış mı arkadaşlar, bakın şurada okey yazıyor mu? Eğer yazmıyorsa tıklamayın o maili, tuzaktır, dolandırıcılık amaçlıdır. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Bunu da açıklamalar kısmına açık halde koyacağım arkadaşlar. Yani bu linki kısaltmadan koyacağım ki yanlış anlaşılmasın ve sizi bir daha uğraştırmayayım. Buradan bu şekilde öğrenebilirsiniz. Umarım video yardımcı olur arkadaşlar size. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.